Merhaba arkadaşlar, Gurbetçenlerin dünyasına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Saat diyor gelimde ama biliyorum saat 8'e 5 var. Yola çıkmamız lazım. Saat 11'i 10 geçe Türkiye. Uçağımız gidiyor. Bavullarımızı hazırladık. Bu bavul setimi götürüyorum. Bunu Amerika'dan almıştım. Ve bu küçük trolleyi. Bunlar da artık uçağa veriliyormuş. Böylece bavullarımız Mile ile ikimizin. İyi ki robot gitmiyor, yoksa bir tane daha böyle bavul fazlalık olurdu. Geç kalmadan hemen yola çıkalım. Kira da mamasını yesin diye. Robot da kiraya acele ediyor. Du, haş aylık mit kira das kira mama kriegt. Essen kriegt man nicht. Bizi düşünmüyor, uçak kaçacak düşünmüyor. Şey, kiraya düşün. Tütü. 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 Terminal 2'de yazıyordu Sun Express. Uçacak kalkacak diye. Terminal 2'ye gittik. Bizi 1'e gönderdiler. Daha 1'e varmadan hemen köşede dedim en iyisi sorayım. Hemen Sun Express'e buraya köşeye bir bavul verilecek yer açmışlar. Oraya verdik. Yani hiç kimse yok yani. Kimse yoktu önümüzde. Bomboştu. Bavullarımızı verdik. Şimdi tekrar Terminal 2'ye gidiyoruz. Oradan da uçağa bineceğiz. Biz geçen sene İzmir'e gittiğimizde Semra ile Terminal 1'den binmiştik hepsine. Biraz karışıklık ama hiçbir şey olmadı yani. Güzel. Bavullarımızı verdik. Yüklerimiz tamam. Bir saat, 1,5 saat var uçağın kalkması. Münih Havaalanı'nda burada meydanda Terminal 2'den 1'e geçerken buraya arkadaşlar bakın, burada korona test kostenlos bedava. Burada yukarıda. Evet, robotumdan veda etme zamanı geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. İnsan böyle 1-2 hafta içinde aramıyor pek 2 hafta ama 3. haftaya girdiğin zaman kocasını arıyor. Televizyon çekimleri yapıyorlarmış şurada televizyona. Sizin sesiniz arkada duyuluyor. Buradan gidebilir misiniz dediler kibarca. Evet, ne diyordum? 2 hafta böyle iyi oluyor da 3. hafta insan tabii ki ailesini, kocasını muhakkak özlüyor. Robot da öyle. 2 hafta diyor gut. 2 Wochen gut de robot. 3. Woche nicht so gut. 3. hafta artık şey. Aslında ben istesem 4 haftada alabilirdim biletim ama fazla oluyor. Eşin yanında olmayınca şey oluyor. Bir de annemler burada. Evet, şimdi uçağa bineceğiz. Havaalanı nasıl? Bu sefer biraz daha dolu. Geçen Hakan Gil almaya geldiğimde bu kadar değildi. Şimdi azaldı ama temin bayağı bir insanlar geçti buradan. Yani Terminal 2 daha çok dolu çünkü Lufthansa uçuyor ya buradan. İç hatlar da buradan uçtuğu için zannedersem daha çok insanlar var yani. Şimdi içeri girerken tekrar maskemizi takacağız. Ich werde dich vermissen. Ich weiß schon, nach 2 Tagen sagt sie Papa, ich will zu Papa. Ich kenne auch Mille. Aşkım. Ya orada değil mi kızım? 2 gün sonra babam bu. Uçağa bindik şimdik. Hemen böyle dezenfekte şeyleri, bezleri veriyorlar. Ellerimizi bir dezenfekte edeceğiz. Burnunuzu özellikle kapatın diye anons yapıyorlar. Yani çoğunluğu böyle hani yarım bırakıyor ya. Bileyim daha böyle. Telefonla çekim yapıyor burada. Ellerimizi güzel böyle bununla silelim, dezenfekte edelim. Ich darf sogar kochen. Wo? Ja. Ah.
alsana, sen alabilir misin? Ne? Ben alırım, bırak ben alırım. Yok, ben suç değil mi? Otele girebildik en sonunda. Saat 5'e 10 var arkadaşlar. Bakın saat 3'te, 3'e çeyrek kala uçağımız indi. Biz anca geldik. Şimdi sizlere odamızı bir şöyle kısaca göstereyim. Bu Miley bu odadaymışmış ben geldiğimde. Evet, bakın şöyle. Dolapları falan güzel. Dezenfekte ilaçları mı bu? Evet. Odamız, televizyonumuz. Burada Miley ile ikimizin yatağı. Şöyle. Ay, burada da ben. Bu oda bize yeter. Bakın buradan da böyle denize bakıyoruz. Miley, denizi gördün mü? Evet. Gördün değil mi? Evet, çok güzel. Tam yerinde böyle. Biz zaten buralarda çok gezeceğiz. Konak taraflarına falan gideriz. Odamız böyle. Miley, karnımız acıktı. Aşırı karnım acıktı benim. Senin de acıktı mı kızım? Değil mi? Evet. Şimdi yemek yemeye gidelim. Banyomuzu da gösterelim ya. Temizken şöyle bir. Bakın ne güzel. Fayansları çok güzelmiş. Hoşuma gitti fayanslar. Modeli. Böyle. Güzel bir otel bence. Miley de neyin farkına vardı? Burada ışık mı değişiyor Miley? Oo. Oy oy oy. Miley, bu yatak bize dar ha. Ben sana söyleyeyim. Ben seni atarım bu yataktan aşağıya. Hayır. Ben öyle yapacağım. Yatağı hemen batırdı. Hemen. Kalk kalk, ayaklarını ellerini yıka, kalk. Bugün karnımızı kumruyla doyuracağız. Kızıma dedim ki gel Miley, sana kumru yedireyim dedim. Biz Alaçatı'da çok yemiştik. Bir de Miley'im deniz. Çok acıktı kızım. Uçakta yemedin değil mi sen? Uçakta bak bak bak. Kız beni İzmir'de rezil etme kız burada. Karnımızı doyurduk. Şimdi konak bir yere girdik. Miley, kumru hoşuna gitti mi? Evet. Sandviç. Evet. Miley'in hoşuna gitti. Hem de komple yedi. Starbucks var burada kızım. İstersen şu Cotton'a bir girelim mi? Bir dakika hemen. Burası serin hiç yoktan. Dışarısı çok sıcak. Merhaba Aynur Hanım. Bugün biz İzmir'deyiz. Sizin Maynur burası ya ne? İzmir hakkında düşünceleriniz. Herkes İzmir'de şimdi. Ben ayrı dikkatli İzmir'sin. Herkes İzmir'de. Miley, ne anlatıyor? Beni susar mısın? Merhaba, ben sizi seviyorum. Neymişti be? Outtake. Lütfen outtake. %100. %100. Restoranda, kafede, burada, konak bir yerde. Çünkü içiyoruz şimdi. Miley'e kamerayı verdim, beni rezil ettiler. Miley kameramı ver, buradan olayım kızım. Rezil oldum millete. Rezil oldum millete. Evet, konak bir yerde burada. Güzel bir kahve içelim dedik. Bir serinlik şöyle bakın. Bakışa bak. Ah, Miley'le bizim işimiz iş burada çekim yapmak için. Miley'in yerine kamera verince ortalığı halledecek. Aha, ilk baby'leri gördük. İlk baby'ler. Bak 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 Miley. Bak orada da aynısı. Baby'ler. Korkuyorlar kızım. Gördün. Boncuk boncuk. Fener fener. Ona fener beste. Fener beste. Fener fener. Şey, fener edersen çok güzel. Orada ne satıyorlar ya? Erik. Erik. Bakalım yer var mı? Gel. Gel burada çay içelim gel. Ama burada her zaman yer bulunmuyor. This is this problem. Evet, burada Miley'e çay içireceğim. Nein, burada suya girilmez deli mi ne? Hayır, burada suya girilmez. Ay ne güzel. Şimdi hava serinledi. Miley'imi... Miley kedilerin, köpeklerin peşinde şimdiden burada düştü arkadaşlar. Ben ne yapacağım bu kızı? Burada iskelede şimdi Miley'imle bir çay içiyoruz. Miley'imi dedim gel kızım seni götüreyim burada bir çay içeyim. Bakın bir manzaraya Allah. Evet çok güzel.
Şimdi burada biraz esiyor. Ay Mile ya. Git sevsin, yürü. Ay çok tatlı ya. Mile çantanı koy götürelim. Tamam hadi gel. Gel buraya gel. Ben de diyorum burada ne yapıyor? Çay yapıyor. Burada oturup çay içiyorlar. Oh oh. Mile saçın başın ne halde kız böyle? Anne çekme. Acayip ha, hava nemli olduğundan saçımız başımız birbirine girdi. Abo. Neyse şöyle bir çekim yap. Allah. Allah ezileceğim şimdi. Allah arkamdan da geliyor. Mile kenarıya gel. Mile çekil, Mile çekil. Mile o tarafa sonra gidelim. Otel orada değil kızım. Ne oteli? Bu kız da şeyini kaybetti. Sağını solunu gel. Ay bisiklet yolunda mıyız biz ya? Yok. Ha? Anne şomuna har. Ay bu da saçlarına taktı ya. Allah Allah. Hoş geç. Türkiye'deyiz. Bizim zoruydu. Şöyle çoymuş. Sen güzelim mi zannediyordun? Abo. Gel buradan gidelim artık. Şuradan geldik böyle. Sahil boyu. Otele motele gitmiyoruz kardeşim. Bu da 5 dakikada bir yoruldum diyor ha. Ya saçıma bak. Ne yapalım yarın da böyle olacak saçın. Ne o? Uçak geliyor uçak. Anne bak aç şut. Ne deli mi? Kızım ne diyorsun sen ya? Evet şöyle çekeyim birazcık. Kendimi çekmeyeyim de. Millet ne güzel oturuyor böyle böyle aralı aralı oturmuşlar. Ama size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Geçen yıl bura böyle cıvıl cıvıl insan doluydu her taraf. Yani şimdilik de var insan, yok değil yani var çok ama geçen yılki gibi değil tabii ki. İnsanlar daha az. Bana kalırsa yurt dışından gelenler de az. Onun için zannedersem. Evet böyle. Burası baştan başa kafe, kahveler, restoranlar. Biz Mine'yle Starbucks'tan. Ben frappuccino aldım. O beyaz milkshake. Biz yüz. Ne? Biz 100 saat Starbucks aradık. Evet bunu almak için. Sonra geldik buraya çimene böyle oturduk. Burada Mile ile keyif yapıyoruz şimdi. Güzel mi Mile? Kalori bombası mübarek. Ama burada oturması da pek keyifli böyle çimende. Ne oldu Mile? Islandın mı? Her tarafı sulama aks. Hadi geç. 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 Hayır benim kameram ıslanıyor. Elimini. Ne güzel suluyorlar bak her tarafı. Bak buradan da kimse yürümüyor ha. Bunlar ıslak diye. Ne var sanki serinliyoruz ne güzel. Ne serinliyoruz. Yeni bir günden günaydınlar. Dün akşam artık video çekmedik Mile'yle. Dedik bugün çekim yapalım biraz uzatmayalım dün. Bugün şeye gideceğim, Kemeraltı'na gideceğim. Mile'ye o tarafları göstereceğim biraz. Biraz alışveriş. Bakalım karşı yakaya geçmeye vaktimiz olur mu Mile? Bakacağız. Şimdi burada bir kahvaltımızı edelim. Manzara. Kahvaltı yaptığımız otelden manzaramız böyle arkadaşlar. Bakın terasa çıkıyorsunuz. Buradan böyle bu tarafa deniz manzaralı. Bizim oda da zaten böyle bu tarafa bakıyor. Kahvaltı tabakları bakın böyle üstü kapalı geliyor. Açık büfe değil, hijyenik olsun diye. Böyle üstler hepsinin kapalı. Şimdi bize bir de omlet gelecek. Değil mi Mile'yim? Evet. Dışarıya çıkmadan önce sizlere bir bilgi vereyim arkadaşlar. Nasıl geldik? Şimdi tabii merak edenler var aranızda. Türkiye giderken ateş ölçülüyor mu? İşte test yapılıyor mu diye. Çok sorular gelmiş son videomun altında. Buraya gelirken hiçbir şey yapmadılar arkadaşlar. Türkiye'ye girerken test gerekmiyor zaten. Havaalanında ateş ölçüyorlar Türkiye'de diye duymuştum, yazılmıştı. Hiçbir yerde ateş falan ölçülmedi. Gayet normal geldik. Sadece otele girerken otelde ateş ölçtüler. Uçakta kağıt dolduruyorsunuz. O kağıdı gümrükte kutulara atıyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Son 14 günde başka bir ülkeye gittiniz mi? İşte korona hastası olan biriyle kontağınız var mıydı? Böyle şeyleri yazıyorsunuz, hani şey işaretliyorsunuz. Ve uçakta nasıldı? Uçak doluydu bizim geldiğimiz uçak. Gerçi uçakta da konuştum biraz ama anlaşıldım bilmiyorum. Uçak doluydu. Herkesin maskesi vardı. Maskelerinizi şeyler uçak stüvadesler Türkçe neydi? Şimdi aklıma gelmiyor. Neyse. Burnunuzu kapatmadığınız anda gelip
tekrar tekrar söylüyorlar. Lütfen maskelerinizi burnunuzun üzerine de koyun diye. İkide bir yarım saatte bir anons yapıyorlar. Maskelerinizi çıkartmayın diye. Yemek yerken çıkartıyorsun, ondan sonra maskeni koyuyorsun. İdare ediliyor mu? Ediliyor arkadaşlar. Her zaman diyorum, gülünü seven dikenine katlanır. Eğer ben buraya geldiysem biraz dikkat etmem lazım. Hijyen çok önemli arkadaşlar. Her yerde burada İzmir'de, restoranlarda, kafelerde dezinfekte ilacı var masalarda. Otururken elini dezinfekte edebiliyorsun. Kalkarken edebiliyorsun. İstersen 10 defa et. İnsanlar birbirlerine mesafeliler. Bunu da söyleyeyim. Dikkat ediyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Mesela yanından biri geçerken senin yanından böyle vurup geçmiyor. Mesafesini koruyor. Dükkanlarda sen bir şeye bakarken senin arkanda bekliyorlar. Önüne geçmeye, kenarından geçmeye çalışmıyorlar. Biz de buna çok dikkat ediyoruz. Maskelerini takıyorlar. İzmir'de biz burada şimdi takmayanları da gördük ama cezası çokmuş. Maskesi olmayan insanların yanına zaten genellikle çok dikkat ediyoruz Mile'yle, öyle kişilerin yanına yaklaşmamak için. Yani önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Şimdi bana son videomun altında mesajlar gelmiş. Bu korona zamanında Aynur ablam Türkiye'ye gitmeseydin olmaz mıydı? Bakın arkadaşlar, koronanın ne zamana kadar gideceğini bilmiyoruz. İlk zamanlar korona çıktığında lockdown oldu. Yani sokağa çıkma yasağı oldu. Tabii o zaman çok dikkat ettik. Koronanın nasıl bir şeyi, nasıl devam edeceğini bilemiyorduk. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii Türkiye Rise of Warning diyorlar. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bakın arkadaşlar, Avrupa ülkelerine, EU ülkelerine, İtalya olsun, İspanya olsun, Fransa olsun, Mallorca olsun. Yani Mallorca daha bir kötü durumda. Mesela oralara sınırları açtılar. Bizim Türkiye'mize açmadılar. Neden? Tatilcilerin parası EU'da, Avrupa'da kalsın ki Avrupa korona için kullandığı paralar geri kendilerine gelsin diye. Bizim Türkiye'mize aman para gelmesin, turistler gitmesin. Niye? Bizim Türkiye'mizde İtalya'dan fazla mıydı korona sayısı? Değildi. Türkiye'de önlem alınmıyor mu? Alınıyor. Bilhassa bizim Türkiye'mizde çok güzel önlem alıyorlar. Tabii kendini bilmez insanlar var. Muhakkak bu her yerde vardır. Ama yani önlemler çok güzel. Benim şimdiye kadar dikkat ettiğim önlemler çok güzel. Ve diyorum ki niye ben bir Fransa'ya, niye ben bir İspanya'ya, niye ben bir başka ülkeye tatile gideyim de memleketime gelmeyeyim? Niye gelmeyeyim? Test yaptıracağım. Evet, şu anki kanun arkadaşlar 48 saat önce, 48 saatten fazla eski olmayacak test yaptıracaksınız hastanede. Uçağı öyle alıyorlar. Önce öyle değildi. Birkaç gün önce öyle değildi. Almanya'da da yaptırabiliyordun testini. Karantinaya orada giriyordun ama şimdi burada korona çıkarsa memlekette kalacağız. 2 hafta burada. Ne yapalım? Katlanacağız. Eğer öyle bir şey olursa Allah'ım bin kere korusun diyorum. Herkesi, cümlemizi korusun. İnşallah da olmaz. Dikkat ederiz. Ve burada karantinada kalacağız. Ve şu var. Tabii ki yazmışlar işte Türkiye'ye gidince şimdi akraba, eş, dost sarılınır, öpüşülür tabii ki. Bunu buradan da söyleyeyim, daha bu videom gelecek. Ben Emet'e, memleketime gitmiş olmayacağım. Oradan da izleyenler olur. Burada takipçilerimle buluşacağım. Herkese mesafeli. Diyeceğim ki sarılmayı verelim. Sarılmayalım da öpüşmeyelim de. Gerek yok. Mesafemizi koruyacağız. Akrabamsa da, abim de olsun, yengem olsun. Diyeceğim ki bakın ben yurt dışından geliyorum. İzmirlerde gezdim. Sizin sağlığınız için, benim sağlığım için. Sarılmayalım. Gerek yok. Ben 3 hafta emekliyim arkadaşlar. 2 hafta sonra sarılırız. Bekleyelim biraz veya 1 hafta sonra. Yani böyle önlemleri alacağım. Yani bunu buradan söyleyeyim. Öyle benim videomun altına he işte Aynur abla işte bas bas bağırıyordun. İşte korona var, çıkmayın evinizden diyordun. Şimdi geziyorsun. Arkadaşlar o ilk 3. Şey ayındaydı. Mart ayındaydı. O zaman korona yeni çıkmıştı. Ne olduğunu bilmiyorduk. Bütün sınırlar şakır şakır kapandı. Yani o zaman daha bir farklıydı. Yani demek istediğim bu. Ben yabancı bir ülkeye gideceğime gelirim Türkiye'me. Türkiye'mde yaparım tatilimi. Orada sanki farklı değil. Şimdi fazla konuşmayalım. Gezmeye çıkalım. Şimdi Kızlar Arslan'la geldim. Nereye geldim? Asil Gümüş. Asil Gümüş burada görülüyor mu? Şuradan şöyle bir bakalım mı? Ben size bir göstereyim şöyle. Bakın. Ben geçen yılda buraya gelmiştim. Buradan takılarımı almıştım. Hatta beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar da biliyor. Birkaç yani şey Almanya'ya da kargo yaptırmıştım. Çok güzel takıları var. Yine aynı yere geldim. Takılarımız kızıma da bir küpe. Sen gümüş mü istiyorsun? Altın istemiyor musun? Evet. Allah Allah. Böyle kulak delikleri kapanmış mı? Ay 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 ay. Böyle hiç küpe takmıyordu ama. Hadi bakalım. Bakayım. Oo, çok güzel.
Evet kızım, küpe takın da kız olduğum belli olsun artık. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, Asil Gümüş her zaman için söylüyorum, çok güvenilir. Ben takılarını duş alırken çıkarmıyorum. Kesinlikle çıkarmıyorum. Daha ne bir kararma, ne bir alerji, hiçbir şey. Tamam, onları da deneyebilirsin. Gelmişken alalım artık, değil mi? Acaba anne sen at. Korkuyorum. Aa, deli mi ne? Gel, at, at. Şuraya at bakayım. Mile, şuraya at da yanına gelsinler. Kızım şuraya at bakayım. Şuraya serp, serp, çok serp. Çok, çok. Mile, bunlar senin buğdayını sevmedi. Alo, alo, şuraya at, şuraya, şuraya. Çok serp, çok. Kızım çok serpsene. Nasıl? Şöyle, çok al. Az atıyorsun. Az atıyorsun. Bak, bak, göstersin şimdi. Bak. Bak nasıl, gördün mü? Gördün mü Mile? Hadi çok at bakayım bak. Çok at kızım, çok alsana şunu eline. Çok al, ha öyle. At 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 at, çabuk at at at, toplandılar. Gördün? Yanımda sevdin mi gemiyi? Vapuru, neyse artık. Özel senin için bindim buraya ha? Ben buraya kaç kere geçtim karşı yakaya? Biraz reklam olsun. Levent börek. Karşıya kadar Levent börek yiyoruz burada. Miley, sen yedin mi? Evet yedim. Beni sarma değil. Miley sarma yedi. Nerede kız sarman? Bir göster bakayım. Burada. Bu sarmayı geçen yıl ben burada yemiştim. Oradan yine sarma aldım. İnşallah koronasız sarmadır. Peynir matikten. Peynir matikten. Aynen. Oradan sarma aldım. Miley yarısını yedi. Burada, evet. Şimdi arkadaşlar şeyden, karşı yakadan geri buraya pasporta geçtik. Bizim otele çok yakın burası. Bugün bizi sağ olsun Aytül kocasıyla gezdirdi. Benim bir takipçim. Kendisiyle Instagram'dan doğru falan böyle konuşmaya başlamıştık. Bizi burada İzmir'de buldular. Öğlenden bu yana bizi gezdirdiler. İnanır mısınız? Yani buradan da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bize vakit ayırdılar. Çok emekleri geçti. Çok güzel bir vakit geçirdik. Yani dünyanın en mutlu insanı benim sayılır. Bu kadar seven insan, benim yanıma gelen, beni gören. Bir de yani kim olursa olsun takipçilerim arkadaşlar, beni seyredenler, hepsini anlaşabiliyorum. Bu güzel bir şey. Hiç yani böyle aralarında görüp de ay ben bunu anlaşamam dediğim olmadı. İnşallah kendileriyle itibarta kalacağız. Şimdi biz otelimize geri dönüyoruz. Şimdi size aldıklarımı bir göstereyim buradan arkadaşlar. Bugünkü aldıklarımı, dün zaten fazla bir şey almadım. Bakın böyle bir tane beyaz pantolon aldım, incecik. Bir tane böyle desenli pantolon aldım, 85 TL. 10 euroya geliyor. Mile ile ikimiz bu tişörtleri takım aldık böyle. Onda beyaz pantolonu var böyle. Takım giyeceğiz. Mile kendine böyle bir tane Disney tişörtü aldı. 20 TL. Ve bu tişörtü aldı. Kendine Flo'dan Polaris terlik aldı. Ben bir tane şey aldım kendime. Böyle tırnak boyası. Ve Asil Gümüş'ten aldıklarım arkadaşlar. Bunlar Mile'in küpeleri. Allah'ım kamerada. Böyle. Şunlar da gümüş rengi Mile'in küpeleri. Kulağındakiler ay yıldız. Benimkiler bakın böyle. Bu kısa zincir. Bunun üzerine bunu takınacağım. Ve bu uzun zincir. 3 sıra olacak bu böyle. Burada da küpelerim. Şöyle göstereyim. Böyle yıldızlı. Şunlar ikinci. Şunlar da şöyle üçüncü. Böyle bakın. 3 sıra kulak deliklerime. Böyle Asil Gümüş'ten aldığım
şeyler, takılarım. Saç düzleştirici 10 euroya Rossmann'dan aldım buradan. Yani 10 euroymuş da ben bunu 99 TL'ye aldım buradan tabii ki. Benimkini getirmedim. Bunu Türkiye'de bırakacağım artık. Miley yatağa sokulmuş. Bakın Miley'in küpeleri. Ay yıldız. Görünüyor mu? Taşlı böyle güzel. Değil mi kızım? Evet. Küpe takacağız artık. Bu videomu da artık burada bitireceğim arkadaşlar. Bugün akşam oldu. Saat 7 oldu. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiği kadar sizlere çekim yaptım. Göstermeye çalıştım bir şeyler. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Memlekete yolculuk, Kütahya Emede yolculuk videomu inşallah. Yolda gittiğimizi, otobüs falan, memlekette kavuşma. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videoma bir beğeni. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.